umuru değil sevgi. Yani o sende var, bende var o duygu. Umuru değil. Ama tabii bunun bedeli olacak, onu söyleyeyim. Onlara da mı? Onlara da olacak. Bak hiç burada yani dünya çok ciddi bir kırılma yaşıyor. Ve Sayın Erdoğan dün yaptığı bir konuşmada çok kritik bir vurgusu vardı. Şunu söyledi. Artık dedi o eski tas, eski hamam devri bitti dedi. Bir Ne daha demek asla, oluyor? şimdi değişen bir şey yok. Eski tas, eski hamam dersin ya. Evet. İsrail'in bugüne kadar, 48'den bugüne getirdiği süreçte bunlar yaşandı. Dönüyor, dolaşıyor, katlediyor. Ah vah tüh. Hop uyuşturuyorlar. Bir dinlenme süreci. Bakıyor herkes azmetti. Hop bir daha. Öyle geldi bu topraklar bu hale. Şimdi burada da o klasik süreç işler diye bekleniyor. Ki bana göre eğer Allah korusun başarırlarsa zaten geçti artık, bitti. Gazze düştü mü kapandı defter. Ne Filistin kalır, ne orada Mescid-i Aksa kalır, yerle bir. Ne kadar kaldı ona peki? Yakınlar mı yani amaçlarına ulaşmak için hocam? Şöyle bana göre çok uzaklar. Öyle mi? Çok uzaklar. Neden? Eğer tabii şu var. 2,5 milyonu böyle bombalayarak yok edemezsin. 2,5 milyon 2,5 bugün de kalmadı bir hocam. işte Biraz. 15 bin 17 bine erişti rakam hatta. Bu 2,5 milyonu git gitmiyor. Göç et göç etmiyor. Korkutuyorsun yılmıyor. Ne yapmak lazım? Bir şekilde yok etmek lazım. Şimdi 2,5 milyonu böyle yok edebilir mi İsrail? Edemez. O zaman ne almalı? B planına geçmeli. Amerika işte şu an B planına geçti. Amerika'nın kafasındaki plan, bak buradan söylüyorum. Gerçekleştiğinde inşallah olmaz da birlikte anarız, konuşuruz. Amerika şu an uluslararası güç yalanıyla Gazze'yi işgal edecek. Yani gayri resmi bombalayarak işgal ettiremediği İsrail üzerinden Gazze'yi kendisi işgal edecek, resmiyete dökerek. O da nedir resmiyet? Kardeşim bak, insanlar ayaklar altında. Filistinlere hak veriyoruz. Onlar da devletini kurmalı. Dolayısıyla biz Gazze'ye giriyoruz, akan kanı durduracağız. Burada hayatı normale dönüştürüp işte bu olaya sebep Hamas'ı tasfiye ettikten sonra, tırnak içinde söylüyorum, onun amacının ne olduğunu, neyi kastettiklerini açarız birazdan. Hamas'ı tasfiye edeceğim. Filistin'i temsil eden bir siyasi iradeyi iş başına getireceğim. İsrail'de buradan gönderip Netanyahu'yu da İsrail'den yollayıp tasfiye edip kendime yapı müzahir bir siyaset ekibini orada kuracağım. Bir ekibi de Filistin'de kuracağım. Alın size iki devletli çözüm. Kontrol de bende. Rahat olun. Artık kan akmayacak diyeceğim. Ve bölgenin idaresini uzun vadede böyle asimile ederek tamamen ele geçirmiş olacağım. Amerika'nın planı bu. Ve bu plan dillendirilmeye başlandı. Uluslararası güç. Kimdir bu güç ya? Sen bunu, bu tiyatroyu bize şeyde oynadın, Irak'ta, çekiç güç diye. Biz orada o tiyatroyu gördük ve bölge hala kan gölü. Dindi mi, dinmedi? Diner mi ya? Amerika'nın girdiği yerde o yani bulaştığı yerde o pisliğin temizleme şansın var mı? Afganistan, Vietnam, işte Irak, girdiği her yer kan gölü. Geçtiğimiz gün bir taksici arkadaşımız çok güzel bir laf etti. Hocam dedi, Amerika varsa dedi, ondan sonra orada dedi bela vardır, orada dedi kan vardır, orada dedi hile vardır, her şey vardır dedi. Doğru söylüyor. Şimdi Amerika bu plan peşinde ve bu planı da şöyle uygulayacak. Bak buradan da şimdi çizeyim nasıl olacağını. Yine İngiltere çıbanın yılanın başı olarak hep böyle bir köşede sessiz sedasız ama gücün de içinde. Kontrol eden, kollayan. Ama ön planda İngiltere'nin tetikçisi kim? Amerika. Kontrol onda olacak. 3-5 tane Avrupa'dan devlet, 3-5 tane bölgeden devlet, BAE, Suudi Arabistan, ondan sonra Bahreyn. Bir de Arap ülkeleri Tabii üzerinde. canım, o gücün içinde olacaklar, söylüyorlar. Mısır zaten ilk destek veren ülke. Mısır neyi destek vermiş Heh. hocam? Yani. Sisi, Amerika'nın getirdiği Evet. Sisi, Yani. uluslararası güce de olumlu bakıyoruz. İşte oyun buna kurulu. O güç öyle bir havayla ortaya çıkacak ki, bakın görüyor musunuz? Arap var, Müslüman var, Avrupalı var. Dünya ayakta burası için. Rahat olun, biz çözeceğiz diye girecekler içeri ve esas katliamımız orada yaşanacak. Bütün liderler, Hamas'ın, Kassam'ın, bütün kanaat önderlerini tek tek yok edecek Amerika. Operasyonlarla o direnişi kırdıktan sonra Mahmut Abbas gibi bir satılık kişiliği getirecek, koyacak işin başına. İşte diyecek size lider. İşte Filistin.